Merhabalar, ben Doktor Feray Akbaş, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Genel Sekreteriyim. Dünya Obezite Günü ile ilgili bu etkinlikte bana yer verildiği için organizasyon komitesine çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz aslında çok güncel, COVID ve obezite konusu ve çok geniş bir konu. Bu konuyu sizlere özetlemeye çalışacağım. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre COVID-19 şimdiye kadar global olarak 105,4 milyon kişinin hastalanmasına ve 2,3 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. Virüs tüm dünyada çok farklı çeşitlilikte insan gruplarını etkilemiştir. İlk raporlarda, ki bunlar Wuhan'dan gelen raporlarda hepimizin bildiği gibi, özellikle yatan hastalarda eşlik eden pek çok hastalık üzerinde durulmuştur. Çin'den gelen ilk raporlarda COVID-19'la enfekte olan kişilerde en sık görülen komorbiditeler, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, hepatit B, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık ve immün yetmezlik olarak bildirildi. Ama obezite COVID-19 enfeksiyonunun sık görülen komorbiditeleri arasında ilk raporlarda yer almıyordu. Daha sonra bu durum uzak doğu kültürlerinde görülen düşük obezite oranlarına bağlandı. Ve bu aşamada obezite klinik mortalitenin belirleyicileri arasında da yer almıyordu. O dönemde ilk raporlarda COVID-19 enfeksiyonuna bağlı mortaliteyi arttıran faktörler, yaş, cinsiyet, hastalığın şiddeti ve demin bahsettiğimiz komorbiditelerin varlığı olarak belirlenmişti. Ancak sonrasında COVID-19 nedeniyle ağır hasta olan bireylerin ağır hasta olmayanlara göre daha yüksek vücut kitle indeksine sahip olduğu görüldü ve obezitesi olan COVID-19 hastalarında istenmeyen sonuçlar görüldüğü açıklanmaya başladı. Tabii bu insanların dikkatini çekti ve çalışmalar bu ilişkiyi tanımlamaya yöneldi. COVID-19 pandemisinin obezitesi olan bireyler üzerinde bariz bir etkisi olduğu saptandı ve bu konuyla ilgili çalışmalara ağırlık verildi. Dün itibariyle PubMed'e baktığımız zaman COVID ve obezite başlığı altında yaklaşık 1700 tane çalışmanın varlığı görüldü ki başlığı değiştirirseniz bu sayı değişken olabilecektir tabii ki, artabilecektir. Bir yıl içerisinde ne kadar çok bununla ilgili çalışma ve yayın yapıldığını görebilmekteyiz. Peki COVID-19 için bir risk faktörü olarak obezite nasıl yer almaktadır? Obezite nasıl bir risk faktörü oluşturmaktadır COVID-19 için? Biz biliyoruz ki viseral adipozite bir immün organ gibi davranır ve düşük derece kronik bir inflamasyon vardır obezitesi olan bireylerde. COVID-19'da da biz hiperinflamasyonu ve sitokin fırtınası terimlerini tekrar gündeme getirdik. Bunların kombinasyonuyla birlikte hem COVID-19'daki bu sitokin fırtınası hem de obezitesi olan bireylerdeki inflamasyon bir araya geldiği zaman morbidite kaçınılmaz hale geldi. Tabii kronik inflamasyon persisten enfeksiyonlara da sebep olabilir ve obezitedeki mikrobiyata değişiklikleri bu duruma katkı sağlayabilir. Ve obezitede defektif bir immün sistem vardır. Bu viral enfeksiyonlar dahil çeşitli enfeksiyonlara yatkınlık yaratabilir. Aslında pek çok adipojenik virüs tanımlanmıştır ve obezitesi olan bireylerde viral enfeksiyon prognozunda obezite ilişkili immün süpresyon anahtar rol oynayabilir. ACE2 reseptörleri yine bu COVID pandemisi döneminde çok gündeme geldi ve konakçı hücreye SARS-CoV-2 virüsünün girişinde bir port olarak kullanıldığı üzerinde duruldu. Ve biz biliyoruz ki yine adipoz doku SARS-CoV-2 için giriş portu olarak davranan ACE2 reseptörlerinden zengin. Ve bu da obezitesi olan bireylerde uzamış viremiye sebep olabilir. Obezite ve COVID-19 enfeksiyonu birlikteliğinin kötü sonuçları için pek çok başka mekanizma da önerilmiştir. Değişmiş adipoz doku hormonları, komplement komponentleri, vasküratör ve alveoller bunların arasındadır. Yağ dokusu değil ama insülin direncinin de obezitedeki kötü COVID-19 solanımlarından sorumlu olduğu öne sürülmüştür. Öte yandan demin başta saydığımız morbidite ve mortaliteyi etkileyen komorbiditelerin çoğu zaten obezite ilişkili hastalıklardır. Obezite ile birlikte görülen tip 2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar gibi komorbiditeler de COVID-19 enfeksiyonu için bir endişe kaynağıdır ve bir araya gelince hastalık ciddiyetini arttırabilir. COVID-19 hastalarında ayrıca trombotik olaylar da artmıştır. Biz klinik pratiğimizde maalesef bu süreç içerisinde pek çok hastanın MI geçirdiğini, miyokard enfarktüsü geçirdiğini, stroke ilme geçirdiğini gördük. Ve zaman içerisinde zaten antikoagülanlar bizim rutin tedavilerimiz içerisinde yer aldı. Obezitede de ayrıca artmış bir tromboz riski vardır. Bunun sebebi kronik enflamasyon ve bozulmuş fibrinolizdir. İkisi bir araya geldiğinde de kaçınılmaz olarak obezitesi olan bireyler COVID-19 enfeksiyonuna yakalandığında tromboemboli riski artmış olur.
60 kilo miktarı akut respiratuar distres sendromuyla da ilişkili bulunmuştur. Özellikle ağır obezitede vücut kitle indeksi 40 kilogram metrekarenin üzerinde olan bireylerde. Hem obezite hem akut respiratuar distres sendromu inflamasyon, endotelial disfonksiyon ve oksidatif stres değişiklikleriyle ilişkilidir. Ve bu da respiratuar yetmezlik riskini artırır. Ayrıca obezitedeki azalmış pulmoner kapasite mekanik ventilasyon ihtiyacına zemin hazırlar ve obezitesi olan kritik COVID-19 hastalarında yoğun bakım ünitesi yatışı da artmıştır. Gördüğünüz gibi morbidite mortalite obezite hastalarında COVID-19'a yakalandıkları zaman çok artmış durumda bulunuyor. Ama bir risk faktörü daha var ki o da genç yaş grubu için. Biz COVID-19'un yaşlı bireylerde, geriatrik bireylerde daha mortal, daha morbid gittiğini gördük ama obezite daha genç yaş grubundaki COVID-19 hastaları için de hastane yatış için bir risk faktörü oluşturdu bu dönemde. Her ne kadar 60 yaş altı bireyler daha düşük riskli kabul edilseler de enfeksiyon açısından obezite prevalansının yüksek olduğu daha genç popülasyonlar daha önce bildirilenden daha fazla etkilenmeye başladılar. Genç yaş grubunda bu hastalığın mortal olduğunu bile maalesef gördük. Tabii başka etkileri de var beklenen, deneyimlediğimiz değil ama daha önceki deneyimlerden elde edilen H1N1 gibi. Obezitesi olan bireylerde viral yük artışı, bulaş süresinin uzaması, geçirilmiş enfeksiyon sonrası immünitenin azalması, aşı etkinliğinin azalması, kronik hastalık progresyonun artışı da beklenebilecek olumsuz durumlardır. Peki bu hastalığın bir yönüydü. COVID-19'un daha morbid, daha mortal olması obezite olan bireyler için de bir başka yönü de COVID-19 ve obezite birlikteliğinin obezite tedavisi için pandemi döneminin bir bariyer oluşturması. Çünkü bu dönemde ne oldu? Obezite tedavisinde yer alan sağlık çalışanları COVID tedavi gruplarına aktarıldı, bizler dahil. Obezite klinikleri kapandı, poliklinikler kapandı ya da ertelendi, bariyatrik cerrahiler ertelendi ve ameliyatlar başlayınca da doğal olarak kanser tedavisi, kanser ameliyatları gibi daha acil olan ameliyatlar üst sıralara çıktı ve bariyatrik cerrahi ameliyatları listenin sonuna itildi maalesef. Sağlık sistemleri obezite takip ve tedavisini öncelik olarak kabul etmedi, edemedi bu dönemde. Ve bunun dışında tabii ki bir izolasyon, bir karantina süreci yaşandı ve burada özellikle geriatrik bireylerin ya da risk faktörü oluşturan komorbiditesi olan bireylerin evde kalmaları istendi. Acil bir durum yaşamadıkları sürece izolasyonda kalmaları istendi. Tabii ki bunlar içerisinde obezitesi olan bireyler de vardı. Ve bu süreçte tabii ki hastanelere, hekimlere, sağlık çalışanlarına ulaşmak onlar için COVID dışı sebeplerle çok kolay olmadı. Home merkezlerinde bile, Avrupa Obezite Derneği'nden akreditasyon almış, özelleşmiş obezite merkezlerinde bile hasta takipleri daha çok sanal ortamda gerçekleştirildi. Bizler de elimizden geldiğince bu dönemde teletıp yöntemleriyle hastalarımızı izlemeye çalıştık. Tabii sosyal sağlık belirleyicileri de vardı bu dönemde. Sosyoekonomik durum, etnisite, dil, cinsiyet, göçmenlik durumu, kilo önyargısı ve obezite stigması COVID-19 ile ilgili bilgilere ve sağlık hizmetlerine ulaşımı engelleyebildi. Bu durum obezitesi olan bireylerin sağlık kuruluşlarına güvenini azaltabilir ve sağlık kurumu başvurularını geciktirebilir dendi. Tabii COVID-19 yönetiminde obezite ilişkili komplikasyonların, yaşanabilecek sorunların iyi anlaşması ve anlaşılması ve daha sıkı monitorizasyon her zaman mümkün olmayabildi. Her hastanede obezitesi olan bireyler için yeterli teçhizat olmayabildi. Hatta obezitesi olan hastalar ve sağlık çalışanları için bazen yeterli koruyucu ekipman sağlanamayabildi. Tabii bu dönemde obezitesi olan bireylere rehberlik edilmesi bu şekilde sağlık kurumlarına ulaşmakta zorlaşmışken önem kazandı. Burada Avrupa Obezite Derneği'nin web sitesinde COVID-19 ile ilgili ayırmış olduğu bölümü özellikle obezitesi olan bireylere yönelik olarak ayırmış olduğu bölümü görmektesiniz. Tabii rehberlik çok büyük önem kazandı bu dönemde. Avrupa Obezite Derneği ile ECPO işbirliğinde. Bu ECPO Avrupa Obezite Derneği bünyesinde kurulan hasta komisyonu. European Coalition for People Living with Obesity açılımı. Bu işbirliğiyle pandemi süresince obeziteyle yaşayan bireylere destek sağlamak, rehberlik etmek için çalışmalar yapıldı. Kanıta dayalı bilgi kaynakları, doğru bilgiye ulaşmak çok önemliydi. Çok fazla bilgi uçuştu sosyal medyada, çevrelerde. Doğru bilgiye ulaşmak gerçekten önem kazandı.
tavsiyeler, karantina şartlarıyla en iyi şekilde baş edebilmek için ipuçları gibi konularda rehberlik edildi. Bunu yaparken enerji alımı üzerinde duruldu. Hidrasyon buna dahildi. Hidrasyon çok önemli bir parçası doğru beslenmenin. Enerji harcanması, uyku ve ruh sağlığı üzerinde duruldu. Ve yine bu web sitesinde Practical Advice on How to Maintain Healthy Lifestyle Habits Amidst the COVID-19 Pandemic diye özel bir bölüm, pratik öneriler içeren özel bir bölüm ayrıldı. Bu süreç içerisinde tabii ki biz de hastalarımıza demin de belirttiğim gibi kom merkezleri olarak, hekimler olarak elimizden geldiği kadar teletıp yöntemlerini kullanarak destek olmaya çalıştık. Ben de kendi kliniğimde hem telefonla yapılan teletıp yöntemleriyle hem Zoom üzerinden yapılan genel eğitimlerle hastalarıma rehberlik etmeye çalıştım. Bu dönemde obezite progresyonunun engellenmesi de önem kazandı. Normal kilosu olan bireyler bile izolasyon döneminde kilo almadan yakınırken zaten obezitesi olan bireylerin progresyonunun engellenmesi gerçekten bu dönemde önem kazandı. Karantina nedeniyle daha az hareket ediliyorsa enerji alımının en azından azaltılması, evde enerji harcanmasını arttırmak için yaratıcı ve eğlenceli yollar bulunması, stresi azaltmak için psikolojik stratejiler geliştirilmesi, emosyonel yemeden kaçınılması, uykunun optimize edilmesi, izolasyon döneminde davranışsal tedavilerin ve medikal tedavilerin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirilmesi, obezite stigma ve önyargısıyla özellikle bu dönemde aktif mücadele edilmesi ve önceki kötü tecrübeler nedeniyle gerekli hastane başvurularının geciktirilmemesi ve bu nedenle gelişebilecek istenmeyen COVID sonlanımlarının engellenmesi üzerinde duruldu. Demin de bahsettiğim gibi teletıp pandemi döneminde obezitesi olan bireyler için önde gelen takip yöntemi oldu. Zaten tüm kronik hastalıklarda bu yöntem çok fazla kullanıldı. Çünkü hepsi risk altındaydı ve hastaneye ulaşmaları çok zordu acil durumlar dışında. Ve pandemi dönemi boyunca süregelen destek ancak bu şekilde verilebildi temel olarak. Teletıpta fiziksel konsültasyonun mümkün olmadığı durumlarda obezite sağlık hizmetleri teletıp yöntemiyle sürdürülebilir. Teletıp yöntemleri ama kullanılırken mutlaka standart lokal regülasyonlara uyulmalıdır. Tabii bu çerçeve çok net çizilmiş değil çoğu ülkede, bizim ülkemizde de dahil. Bununla ilgili kurallar, kanunlar çok net değil. O nedenle hem hekimin kendini koruması hem hastasını koruması adına çerçeveye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu nedenle ne yapılmalı? Audio video konsültasyonu planlanmalıdır. Harcanan zaman, teletıp yöntemi ve tüm vizit notları dokümante edilmeli. Kayıt çok önemli. Klasik vizit soruları sorulup cevaplar kaydedilmelidir. Hastanın başlıca şikayetleri, şikayetlerinin hikayesi, hastanın hikayesi alınmalı ve sistem muayenesi en azından sözlü olarak gözden geçirilmelidir. Sonunda da hastanın bizzat görülmesinin gerekli olup olmadığına karar verilmelidir. Bu nokta çok önemli tabii ki. Görülmeyecekse gerekli tavsiyelerde bulunup, eğer gerekiyorsa sonraki randevu ayarlanmalıdır. Tabii burada çok önemli bir nokta var. Ben kişisel olarak da teletıp kullandığımı bu dönem içerisinde söyledim. Ama şöyle bir avantajım vardı. Benim teletıp yöntemini uyguladığım hastaları ben daha önce hepsini görmüştüm. Bireysel olarak muayene etmiştim. Anamnezlerini almıştım. Dosyaları vardı. Takipli hastalardı. En azından temel özellikleri dosyalarında mevcuttu. Biz devam vizitlerini yapmış olduk. Ama eğer sıfır hasta teletıp yöntemiyle görecekse gerçekten bazı noktalara çok önem vermek lazım. Özellikle bizzat hastanın görülüp görülmeyeceğinin çok iyi ayırt edilmesi lazım. Buna dikkat edilmeli. Hareket çağrımız ne? COVID ve obezitesi olan bireyler için. COVID-19'un erken test ve tanısı, tüm hastalarımızın, tüm obezitesi olan bireylerin bu imkanı sahip olmaları. COVID-19 pozitif olanların genel durumları bozulmadan hızla tedavileri. Çünkü daha ağır, daha morbid, daha mortal geçtiğini obezitesi olan bireylerde COVID-19'unu biliyoruz. Obezitedeki uzamış bulaş süreci nedeniyle acil izolasyon ve fiziksel mesafenin sağlanması, bunu yaparken de sosyal konulara dikkat edilmesi, hastayı mali sıkıntıya sokmayacak şekilde bir planlama yapılması gerekir. Güvenli aşılama fırsatı doğunca da immün cevap değerlendirilmeli. Komplikasyonları önlemek için obezitesi olan bireyler aşılama açısından motive edilmelidir. Obezitesi olan bireylerde immün sistemi düzeltmek için, özellikle bu ACE2 reseptör düzeylerini azaltmak için
Sağlıklı beslenme mutlaka teşvik edilmeli, özellikle yağlı beslenmeden kaçınılmalıdır. Karantina şartlarına uygun olan şekilde tabii ki izolasyon tedbirlerine uymak kaydıyla en azından evde bile olsa bir hafif orta dereceli egzersiz için hasta motive edilmelidir. Bu tabii ki sırf kilo kaybı için değil, biliyoruz ki biz fiziksel egzersiz anti-inflamatuar etkiye sahiptir. Adiponektin ve insülin duyarlılığını arttırarak ve leptin ve insülin düzeylerini azaltarak hormon döngüsünü düzeltir ve immün fonksiyonu arttırır. Bu yüzden özellikle fiziksel aktivite motive edilmelidir bu hastalarda. Ayrıca sağlığın sosyal belirleyicileri üzerinde benim bahsettiğimiz durulmalıdır. COVID-19 bilgi ve sağlık hizmetine ulaşım imkanı değerlendirmelidir. Obezite stigması ve kilo ön yargısının COVID-19 testi, tedavisi, bakımı ve sağlık sonuçlarının obeziteyle yaşayan bireyleri etkilemesine izin verilmemelidir. Sonuç olarak obezite daha ciddi ve komplike COVID-19 enfeksiyonu için bir risk faktörüdür. Ayrıca bu global acil durum nedeniyle tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi obezitenin önlenmesi ve tedavisi ilgi odağı olmaktan çıkmıştır. Pandemi şartlarına sağlık sistemi olarak adaptasyon sağlamak, yüksek riskli ve kırılgan hasta gruplarını koruyacak sistemleri geliştirmek önde gelen görevlerimizdendir. COVID-19 pandemisi süresince obeziteyle yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını göz önüne almak ve bu kırılgan grupta morbidite ve mortaliteyi azaltmak için tüm olası önlemleri almak hayati önem taşır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. COVID-19'a güle güle diyeceğimiz günlerde görüşmek dileğiyle.